bazı Facebook'ta insanlar şu ekvandan da yapmış başlaşıyor. Çünkü kanaka fikirlenir aslında insanlar. Hande kaldı mı? Hop. İhsan şen olacak. Allah muhafaza kılsın. Bu kişinin ihvandan deyip yoki nurçularını himoya qilyapti, nurçulardan bo'lsa kerak deyip İhsan şen olacak. Türkiye'de juda mashhur allomalardan hafız o'zi, hadis ilmi bo'yicha ham mutaxassisligi yaxshi. Menimcha ko'proq shu Pokiston, Hindiston yo'nalishida ta'lim olgan odam. Türkiye'de sünnet inkarçıları var. Yani Türkiye siyaseti Osmanilik yani tizimden vazgeçkenden keyin özleri ilahiyat fakültetleri teşkil kılışıp ilahi saha boyunca hem mütehassılar bizden bulsun deyip siyasi manada adamlarını tayinleşken. Buna kadar adamlar yetişip çıkkenden keyin İslam'ı tamamıyla buzup namaz yok, azan yok, taravih yok, roze yok, hiç narsa yok, yokka çıkarıp kiliş yetiyordu. Bular, olduğun gibi bazı ulamalarım var, çıkıp bularga haddini bildirdi. Halk juda yaxshi ko'radi. İhsan Şen Hoca, Türkiye'de yoshlarni kumiri. Yoshlar orkasından ergashib yuradi. Hakikatte küçülü lekin. Neçi marta bahske çakırdı, bahske ropara kela almaydı. Abdülaziz Bayindir degani boradi. Bu bilan bahs qildi taravih masalasida. Pushaymonlar qilib tashadi Abdülaziz Bayindirni. Kuchli inson. Endi shuni bizda asosan ahli sunna val jamoani ya'ni muntasiblari o'sha odamga nisbatan ya'ni simpatiya ko'rsatgani uchun salafiylikka yoki sunnat inkorchiligiga yoki islomga ichkaridan zimdan o'shnaqangi nafrat tarqatayotgan odamlar o'sha odamni qoralashga harakat qilyapti. O odam aniq bitta jamoani odami deb e'lon qilmagan o'zini va bunaqa tarafdori ham emas. Keyin bizda noto'g'ri tushuncha bo'lib qolgan nurchilik jamoasi bor, ha? Said Nursiyni o'sha jamoasiga aloqador katta bitta jamoat bor. Nurchilik jamoatini bizda O'zbekistonda jinoiy faoliyat deb malakalangan. Nima sababdan Fathulloh Gulenni Turkiya yordami siyosati ostida 160 ga yaqin davlatlarda maktab ochgan edi. O'sha maktablardan bir qanchasi O'zbekistonda ham bor edi. Va turklarni o'zini jamoalari ham bor edi. Bularni ham jamoasi bor edi. Bular siyosiylashib keyin davlat miqyosida parallel davlat deb e'lon qilinib, Turkiyada FETÖ terror tashkiloti deb e'lon qilingan va ularga nisbatan juda qattiq ya'ni jinoiy javobgarlik, qattiq kurash e'lon qilingan. Rajab Toyyib Erdo'g'on inlarigacha kiramiz dedi, haqiqatda kirdi. Turkiyada tozalab tashadi. Turkiyada hozir ko'chada Fathulloh Gulen Hoca Efendi desiz, xalq sizni urib tashlaydi. FETÖ deyishingiz kerak, terrorchi deyishingiz kerak, sharafsiz deyishingiz kerak. Shu darajaga olib borib qo'yishdi ya'ni. Bizda shuni o'sha paytlarda nurchilik deb jinoiy malakalangan, vaholanki Fathulloh Gulen nurchilik jamoasidan o'zini muntasib bilsa ham, nurchilar uni o'zidan deb bilmaydi. Said Nursiyni o'zini hozir ham xalqalari Turkiyada rasman faoliyat yuritadi. Fathulloh Gulen Said Nursiyni ko'rmagan, ma'naviy shogirdiman deydi. Lekin Fathulloh Gulenning harakati xizmat harakati, nurchilik harakati emas. Xizmat harakati. Endi Said Nursiyni harakati, ilmiy faoliyati, madrasa maktabi o'zidan keyin qoldirgan shogirdlarini yo'nalishi Turkiyada hozir ham maqtanadi. Bütün dünyada maqtanadi. U terror tashkiloti emas u. Ular Turkiyaga dahrif sistema, kommunizm tushunchalari g'oyaviy shaklda kirishi boshlaganda ularga qarshi turib bergan jamoat. Hamma o'sha kitoblarni ko'rsangiz, hammasi mantiqiy asosda. Ateizmga, o'shaligi Fahrul Islom Bazdaviyning usuliga asoslangan. Dahriylar aql bilan hujum qilyaptimi? Bular aql bilan hozir ham maqsad 114 degan YouTube'da anaqa bor, kanal bor. Shularning jamoasi. Ateistlarga qarshi eng katta, eng samarali
faoliyatını şular yürütadi. Men ateisti bilen, ateistler bilen bahslaşarken ben cüde buradan köp faydalanamam. Oldundan kuralım var, ateistler kütmegen cöyden odar otkızı varadı. Çünkü onlardan örgen gelmez ki. Okuyan mısın, örgen gelmez onlarını. Cüdeyem küçülü iyi, ilmi asas gereği. Lekin bu, bizdeki cinayi faaliyet sıfatı da melekelenip kagen, hizmet cemaasındaki nurçilik mas bu. Şunu koyuş yaptı, Said Nursi'yi hakkında çıralı yaplarını yapırken için. Beş barmak pençen, şunu yazı yaptı. Mene bu nurçilerle alakası var, nurçiler cinayetçi. Beş barmak yani bir şey alırsan. Maklasan katta katta işle aralaşıp. Leyla'nın yürüyüşünü kılamandıp, çumçuğunu ayağı yırılıptı. Uşengi yürüyemi yapsan sen. Beş barmak yani pişir. Kullar şu adamını yamanatla kımakçı. Bu adam, bu ne kadar adammez. Fethullah gülen hareketlerine en katta karşı durgan adam. Darbe bugün peyde koçuğa çıkan adam. Bütün cemaatine op çıkan adam. Bu şicaatli fidayı adamın Türkiye'ye borganımda bu adamı bu 20 tıcağa yetişerken de borup sohbetini kıladı ketirdi, sohbetini kıladı ketirdi. Adırhan biraderimiz ahırı şu adamı keçir hakkı uzunu has bu sohbetki vakti harcadığında acizettik. Biz de apkırdı, biz gaplaştık, oturduk. Uşaktan çıkkanda köçeğe çıkıp keti yaptı. Mokşası yok, hiç nesası yok. Bu adam abarıp koyamam dese, yok pulunu almasıyla abarmıyor diye yaptı. Pulunu bilemem ki yani abarası diye yaptı. Çünkü ben dinimi kimgedir manfaat kılışım yok diye yaptı. Koyu kaldım şu adam yok. Pulunu alma günçe ketmedi moşnası da. Yani hizmetini özünün yanından kılı yaptı. Uşende, uşa arka maketten yürüdük. Bir cemaayı kırdık. Nurçiler cemaası. Resmen işlep durgen, Türkiye'de hiç kanaka cinayi faaliyet bilen melekelenmegen. Said Nursi'ni, uşa Risale-i Nur eserlerini okuydugen cemaa. Şular yekerip sohbet kıldı bu adam. Sohbet kılıp ularge ruhi dalda verdi. Kılıyetken işlerinin doğruluğuna ait. Topbet oldu. Ben uşa aldınam etkendim şunu. Özbekistan'da turup şu nurçilik bilen kamaldı. Nurçiler şuna kadip köp işletiledi de şu notoğru bugün şu. Nurçiler mes ular. Ular hizmet hareketi. Nomlarını doğru koyuş gereği. Bu mesela başka adamlar keltek asla kap getirdi. İhvan'a alakadar. Ozu şuna kadar. Salafiler yok ki hizbiler az yine gap ona kabuk kalsın nom koyuş hareket kıladı. Ahl-ı Sünnet'in en güzel tarafı özge nam koymaydı. Ular özge nam koyganı için nam koyuş hareket kılıyordu.